Konfor nasıl olur? Huzur olur. Huzur da samimiyetli olur. Samimiyetin dışında bir şey olmaz. Yani insan bedeni samimiyete göredir yani. İnsan hep zorlukla bir şey olarak tanıyor. Mesela Allah'a kavuşmak için böyle ızdıraplar çekecek, acılar çekecek, işte 40 yıl dergahında öyle bir şey yok. Sadece samimi olmaya ihtiyaç var, o kadar. Dürüst olmaya ihtiyaç var. Yani Allah'ın hakkında kötü düşünmemek. Suizan, yani o çok büyük bir beladır. Dünyadaki en büyük dert budur, bak hep söylüyorum. Bak, dünyadaki en büyük dert kendini çok akıllı zannedip akılsızca Allah'ın aleyhine düşünmektir. Bakın Kur'an'ın hep bir ana korum budur yani. Ve bir insanlar hep bu dert vardır, bela var. Bütün belanın kaynağı da budur. Başka bir şey yoktur dünyada. Allah'tan şüphe edilmesi, Allah'a güven duyulmaması. Bak, dünyadaki en büyük bela budur. Başka bela yoktur. Bütün bu belaların, dertlerin ana kaynağı da tek nedeni budur. Bütün uğursuzlukların nedeni de budur. Ya gayet güzel giderken Allah'tan şüphe ediyor. Ya niye şüphe ediyorsun? Hayır, sonra utanıyor. Daha hala yine şüphe ediyor. Ya aklına şu güvenmeyi bir kaldır. Allah'a güven, bırak Allah'a kendini ya. Ya Allah bedenini yaratmış, ruhunu yaratmış. İnsaf et artık ya. Aklını yaratıyor, sen düşünme gücünü yaratıyor. Buna rağmen Allah'ın yarattığı akılla Allah'ın aleyhine düşünüyor. Allah'a mutlaka hüsnü zan ve mutlaka Allah yanında nasıl olmak lazım. Ya insanın bir sevgilisi olsa sürekli sevgilinden şüphe etsen öyle sevgi olur mu ya? Ve sevgilin ne kadar rahatsız olur öyle bir şeyden, değil mi? Sürekli şüphe ediyorsun. Bana oyun mu oynayacak, bana kötülük mü yapacak? Ya öyle sevgi mi olur? Allah bunu istemiyor. Bak, bu kadar iyilik yapmış, güzellik yapmış. Katrilyonlarca iyilik yapmış, daha hala şüphe ediyorsun. Böyle sevgi olmaz. Allah ayete yaklaşık olarak söyleyeceğim. Şeytanla Allah'a sığınırım. Onları bir vesvese ettiğinde düşünür, şeytandan bir vesvese geldiğinde düşünürler. Sonra hemen görüp bilmişlerdir diyor. İlgilenmezler diyor Allah. Bir daha. Onlara şeytandan bir vesvese ulaştığında hemen düşünürler, anlarlar diyor Allah, yaklaşık olarak söylüyorum ayette. Doğru.